arkadaşlar, bugün sizlerle iklim bilgisini, atmosferi, hava olaylarını, hava durumunu ve iklim özelliklerini beraber çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Nelere bakacağımıza isterseniz şöyle bir fragman yapalım. Atmosferi öğreneceğiz. Zararlı ışınlar, zararsız ışınlar veyahut da işte atmosfer olmasaydı ne durumda kalırdık, bunlara bakacağız. Atmosferin görevlerini göreceğiz. Ve aynı zamanda atmosferin katmanlarına bakacağız. Troposferden stratosfere, mezosfere, en son egzozdan dışarı çıkacağız ve uzay boşluğuna ilerleyeceğiz. Bunların hepsini daha detaylı bir şekilde gördükten sonra, bakın bunları, troposferi, hava durumunu falan, hava durumuna geleceğiz. Burada yapacağımız şey şu: hava durumu konusunda, bilhassa hava durumu nedir, iklim nedir ve iklimle hava durumu arasındaki farklılık nedir, bunları da öğrenmemiz lazım. İklimin etkilerinde de tek tek fizyolojik etkilerini, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik bütün etkilerine bakacağız. Ve en sonunda da tabii ki ne yapacağız? İklimle hava durumunu karşılaştıracağız. İsterseniz işin en zevkli ve en zor kısmından başlayalım. Direkt atmosferle başlayalım. Atmosferin özelliklerini görelim. Sonrasında da atmosfer olmasaydı neler olacaktı, ona bakalım. Şimdi biz şu anda dünyada yaşıyoruz ya. Gökyüzüne, havaya baktığımızda gördüğümüz bulutlar ve bulutların üzerindeki diğer katmanlar hep atmosferi andırıyor. Hatta şu anda bile burada bir atmosfer. Yani atmosferin en alt tabakası olan troposferde biz şu anda nefes alıp veriyoruz. Burada hava olayları, iklim olayları, su buharı, yağmur, kar, çamur, bunların hepsi burada gerçekleşiyor. Eğer atmosfer olmasaydı ne olurdu, isterseniz bakalım. Birincisi, atmosfer olmasaydı canlı yaşamı olmazdı. Dolayısıyla canlı yaşamının devamını atmosfer sağlıyor. Çünkü nefes alamazdık. Nefes alamayınca da ölürdük. Aynı zamanda meteorolojik olayların, yani yağmur, çamur, meteorolojik, şunu yanlış yazmayayım, hem konuşurken hem yazdığım zaman hata yapıyorum. Meteorolojik olayların, yani yağmur, çamur, kar, sis, bulut, buna benzer olayların hepsi atmosferin troposfer tabakası olacak. Gölgelerin tam karanlık olmasını engellemek ne demek? Bu şu. Şimdi şöyle düşünün. Eğer şurada, bakın şöyle bir el feneri düşünelim mesela, tamam mı? El fenerinden ışık çıkıyor ya. Eğer atmosfer olmasaydı bu ışık böyle dümdüz gidecekti. Ama atmosfer sayesinde bu ışık böyle yayılıyor ve böylece gölgeler de aydınlık olmuş oluyor. Eğer atmosfer olmasaydı gölge yerler tam karanlık olacaktı. Yani şöyle demek istiyorum. Şöyle bir ev düşünün mesela. Güneş de burada. Güneşten gelen ışınlar buraya geldiğinde ne oluyor? Şu adam gölgede kalıyor, değil mi? Bak, bu adama güneş gelmiyor. Niye? Çünkü bu gölgede. Ama bu adam gölgede olsa bile, buna güneş ışınları direkt olarak gelmese bile, bu adam bronzlaşmasa bile, bu adamda ne oluyor? Bir aydınlık oluyor buralar. İşte niye? Çünkü ışık dağılıyor. Hatta biz buna atmosferin ışıkları dağıtma özelliği olan difüzyon özelliği diyoruz. Eğer atmosfer olmasaydı difüzyon olmayacaktı ve gölgeler tam karanlık olacaktı, ki bunu üniversitelerden sormuşlar, dikkat edin. Aynı zamanda bunu yazdık zaten, difüzyon sayesinde her yer ışıkla buluşuyor ve gölgeler tam karanlık olmuyor. Aynı zamanda bu, şu anda mesela burada bir stüdyoda bir aydınlatma var. Bu aydınlatma da şu anda buralara kadar geliyor. Düzenli bir şekilde yayılmış. Bu da yine hava sayesinde, yani atmosfer sayesinde. Sıcaklık farkı ve fiziksel parçalanmayı azaltıyor. Bu nasıl bir şey? Bunu da gösterelim şöyle. Bakın. Hatta şu kapağımızı kullanalım. Diyelim ki iki tane yer var, tamam mı? Bunu zaten öğreneceğiz. Şöyle. Birinde de bir ev olsun, birinde de bir ev olsun. Tamam mı? Burada bir adam var, burada da bir adam var. Burası böyle şeyler olmuş olsun. Nedir? Şöyle mavi renk kalem alalım. Burada güneş var. Tamam, güneşi çizelim yine. Güneşimiz burada. Tamam mı? Burada güneş var. Şimdi burada güneşten gelen enerji, hatta onu da şöyle başka bir şeyle göstereyim. Güneşten gelen enerji geliyor ve bulutlar olmadığı için çarpıp gidiyor gibi düşünün. Kayıp oluyor. Şurada ise bulutlar olsun. Tamam mı? Bulutlar olsun. Ama bulutlu olduğu zaman güneşten gelen enerji geliyor ve çarpıp bulutlara takılı kalıyor. Dolayısıyla ısıyı emiyor yani bulutlar geçerken. Dolayısıyla burada yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yeryüzü, bulutlar havanın daha ılıman, daha ılık, daha sıcak olmasını sağlıyor esasında. Niye? Çünkü ısı kaçıp gitmiyor. Yerden yansıyan ışınlarla ısındığımız için. İşte bu ısının ışımasını engelleyen, kaybolup gitmesini engelleyen şeyi biz atmosfer diyoruz, bulutluluk diyoruz. Bir yerde bulutluluk, yani atmosferin yoğunluğu ne kadar çok olursa orada ısı kaybı o kadar az oluyor. Yani şöyle düşünün, yukarıdan bir şeyler dökülüyor. Bu kaçıp gidecekken bulutlar onu tutuyor. Burada şuna dikkat edin. İnsanlar genelde bulutlu havayı daha soğuk zanneder. Çünkü kışın hava bulutludur. Havada soğuk zannederler. Halbuki yazın hava bulutlu olduğu zaman bunalır insanlar. Hatta bir an önce yağmur yağsa kurtulsak deriz. Çünkü niye? Işıma azalıyor. Yani ışığın kaybolup gitmesi azalıyor. Burada şunu da bilmemiz lazım. Atmosferin olmadığı yerlerde, yani bulutların az olduğu, atmosferin yoğunluğu az olduğu yerlere ışıma çok fazla olduğu için de yeryüzünde ısı kaybı fazla oluyor. Mesela çöllerde nemlilik, yani atmosfer yoğunluğu az olduğu için ısı kaybı çok fazla. Gündüz +50, gece -20 oluyor. Bir anda da her yer kayalar kuma dönüşüyor. Her yer kum tanecikleriyle doluyor. Bunu da bilmemiz lazım.
Atmosferin diğer bir özelliğine baktığımızda suyun sıvı halde bulunmasında yine yani o göller, akarsular, denizler hep atmosfer sayesinde sıvı halde kalabiliyor. Aynı zamanda kablosuz haberleşmeyi sağlıyor. Atmosferdeki bazı tabakalar, mesela iyonosfer tabakası radyo dalgalarının yayılmasını sağlıyor ve bu sayede mesela ben şimdi konuşuyorum ya, merhaba dedim size. Bu merhaba atmosfer sayesinde buradan mikrofona gidiyor. Mikrofondan da yine bu radyo dalgaları sayesinde internetten sizlere kadar ulaşabiliyor. Meteorların düşmesini engelliyor. Meteor çat diye düşerken atmosferde dağılıp kum şeklinde tamamen incecik bir toz haline geliyor ve hiç bize zarar vermiyor. Gökyüzünün mavi renkte görülmesinde yine atmosfer sağlıyor. Güneşten gelen zararlı diyebileceğimiz ultraviyole ışınlarının yani mor ötesi ışınlarında süzülmesini sağlıyor ve bize atmosferin zarar vermesini engelliyor. Dolayısıyla burada şunu bilmemiz lazım. Eğer atmosfer olmasaydı ne olurdu? Birincisi yağmur yağmazdı. Nefes alamazdık. Isı, ışık, ses hiçbir şey yayılmaz. Yani ben şu anda konuşumda şöyle olurdu. Bir şey anlatıyorum ama ses size gitmezdi. Niye? Yani benim ağzından çıkan ses veya ışıktan çıkan ışın veyahut da kaloriferden gelen ısı buradaki hava zerrecikleri üzerinden birbirine değerekten size yayılıyor veyahut da etrafa yayılıyor. Atmosfer olmasa bu yuvarlaklar olmayacak. Bu yuvarlaklar olmayınca benim sesim size gitmeyecek. Buradaki ışık buraya gelmeyecek. Gölgeler karanlık olacak ve ısı da yayılmayacak. Yani atmosfer olmasa perişansız. Şimdi atmosferin katmanlarına baktığımızda Trabzonspor TS ve hatta burada iyonosfer var, mezosfer, termosfer, egzosfer diye gidiyor. Bunun TS diye ilk başta troposfer olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Niye? Çünkü biz insanlar kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda gördüğümüz bulutlar hep troposfer tabakasında. Hatta uçağa bindiyseniz bilirsiniz, uçak gökyüzüne kalktıktan sonra bulutlar aşağıda kalır. Yani iklim olayları troposfer tabakası yaşanır. Sen eğer yağmurlu bir havada uçağa binersen uçak böyle kalkar bulutların üstüne ve bulutlar aşağıda kalır. Sen güneşi görürsün artık. Niye? Artık güneş bulutlar tarafından engellenemez çünkü sen bulutların üstüne çıkmışsındır. İşte o sen troposfer tabakasının üstünde stratosfer tabakası oluşmaya başlamışsın demektir. Burada troposfer aşağıda kaldığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada şunu da iyi bilmemiz lazım. Egzosfer, termosfer gibi katmanlar var. Mezosfer, stratosfer ve en son troposfere geleceğiz. Gelin yukarıdan aşağı doğru inelim. Yani egzozdan yani arabanın gazı hani şöyle araba düşünün. Arabaların gazlarının çıktığı en son yere egzoz denir ya. Yeryüzünde de atmosferin son katmanı egzosfer. Şimdi egzosfere baktığımızda yer çekimi zayıfladığı için bakın yer çekimi burada zayıfladığı için artık ne oluyor? Son sınırı belli değil. Burası aynı zamanda en kalın ve en seyrek katman. Yani büyük bir katman ama seyrek. İçindeki iyonosfer katmanına bakalım. Şimdi termosfere geldik. İçindeki iyonosfer katmanı radyo dalgalarını ileterek kablosuz haberleşmeyi sağlıyor. Ve aynı zamanda burada gazlar iyonlara ayrılmış. O yüzden zaten iyonosfer deniyor. Gazlar iyonlarına ayrılmış. Şimdi aşağı doğru yeryüzüne doğru iniyoruz. Ve sıcaklık burada 1000 dereceyi aşıyor. -1000 dereceyi aşıyor tabii. Buraya dikkat etmemiz lazım. Çok önemli. Burada şuna dikkat edin bakın. Egzozdan termosa, termostan mezosa, mezostan stratosfere, stratosfere, troposfere böyle aşağı doğru iniyoruz şu anda. Dışarıdan içeride uzaydan yeryüzüne doğru inmeye başlıyoruz. Mezosfere baktığımızda meteorların sürtünerek yok olduğu katmandır. O zaman buraya yazıyorum. Mezosfer meteorların parçalandığı katman diyebiliriz. Ve burada güneş ışığı ile gazlar reaksiyona giriyor. Güneş ışığı ve gazlar yazımda gerçekten hızlı yazınca biraz güzel olmuyor. Gazlar reaksiyona girer. Yani tepkimeye giriyor. Ne oluyor? Şuradan büyük resimden bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan egzozdan geçti taş. Şu gökyüzündeki meteor geldi. Burada mezosferde parçalanmaya başlıyor. Parçalanınca çok küçük kum tanecikleri gelip yeryüzüne dökülüyor ve biz bunları hissetmiyoruz. Niye? Güneş ışığı ve gazlar reaksiyona giriyorlar. Şimdi stratosfere baktığımızda üst kısmında yer alan ozon tabakası. Hatta diyorlar ya, ozon tabakası delinde. Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor ve sadece yatay hava hareketleri görülüyor burada. Aynı zamanda artık sıcaklık -55 santigrat dereceye arttı artık. Arttı. Niye? Yukarısı çok soğuktu. Aşağı dönünce sıcaklığın arttığını görebiliyoruz. Ama hala -55'lerdeyiz. Egzoz en dışıydı. Termosferde iyonosfer tabakası vardı ve burada radyo dalgaları vardı. Mezosfer meteorların parçalandığı katmandı. Stratosferde de ne var? Gördüğünüz gibi ozon tabakası var ve ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor. Eğer süzmese ne olacak? Güneşi çat diye bize gelecek ve yanıp gideceğiz. Geldik en önemli tabakaya. Niye en önemli? Çünkü bizim yaşamamızı sağlayan tabakaların en başına geliyor ve sınavlarda en fazla burası soruluyor. Bakın şimdi dikkat edin. Troposfer tabakası dediğimiz yer
gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz o bulutlar, şu anda nefes aldığımız yerler hep troposfer içindeyiz. Birincisi yer çekimi var, biliyorsunuz yer çekimi yeryüzüne yaklaştıkça artıyor. Yer çekimi nedeniyle en yoğun katman. Dolayısıyla yer çekiminin fazla olduğu kutuplarda troposfer daha kalın gibi dursa da troposfer ekvatordan kutuplara doğru aşağı doğru indiği için azalmış oluyor. Yani şöyle düşünün, burası ekvator, burası kutuplar. Ekvatorda yer çekimi daha az normalde. Ama ekvatorda ekvator, yani şöyle düşünün. Dünya tam yuvarlak değil ya, kutuplardan basık. Dolayısıyla burada yer çekimi fazla. Yer çekimi fazla olduğu için ister istemez ne olacak? Troposfer aşağı inecek ve troposferin kalınlığı burada azalacak. Ekvatorda yer çekimi az. Artı ekvatorda yer çekimi az olduğu gibi yükselici hava hareketlerinden dolayı troposfer burada daha kalın. O zaman troposferi şöyle TS yazıyorum. TS burada kalın troposfer. Kutuplarda ise ince. Bunun sebebi kutuplarda yer çekiminin fazla olması. Şimdi en yoğun katmanı dedik. Gazların %75'ine ve su buharının da %100'üne sahip. Su buharının tamamına sahip olduğu için de iklim olayları sadece bu katmanda yaşanıyor. Bu yüzden iklim olayları dediğimiz yağmur, işte başka ne diyebiliriz? Kar, bulut, işte sis, sadece VB diyelim, şöyle bir sürü var çünkü burada gerçekleşiyor. Yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor. O yüzden de sıcaklığı her 200 metrede azalıyor. Şöyle diyelim. Yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu yüzden diyelim gene. Bu yüzden ne olacak? Yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalacak. Yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 200 m, şöyle 200 güzel yazalım, 1 santigrat azalır. Bunun sebebini anlatalım şimdi size. Şöyle bir resim varsa, şurada boş sayfa varsa boş sayfa alamak istiyorum. Bakalım ha. Şuraya bakın şimdi, dikkatli dinleyin. Şimdi şuraya bir dağ çizelim şöyle, tamam mı? Şuraya bir deniz çizelim. Tamam. Şuraya bir gemi çizelim. Gemimizde bir adam var. Burada da güneş var. Şimdi normalde bu adam daha yüksekte. Bakın şu adam, şu 2 numaralı adam daha yüksekte. 1 numaralı adam ise daha alçakta, öyle değil mi? Hangisi daha sıcak? Deniz kenarındaki adam daha sıcaktır. Dağ başındaki adam daha soğuktur. Bunun sebebi şu. Normalde bu güneşe daha yakın, daha yükseklerde gibi duruyor. Ama temelinde güneşe değil, yeryüzüne, yani yere yakın olmak daha önemli. Tabii güneşte görmek önemli bir şey enleme bağlı olarak. Şimdi yerden yükseklere çıkıldıkça küçük küçük yuvarlaklar, daha doğrusu atmosferin yoğunluğu dediğimiz, su buharı dediğimiz şeyler azalıyor. Bakın burada 5 tane yuvarlak var. Burada 4 tane, burada 3 de, burada 2, burada 1. Yukarı doğru bu yuvarlaklar azalıyor. Bu yuvarlaklar neydi hocam? Bu yuvarlaklar işte aynı şu su gibi. Suyun tanecikleri var, yani ben burayı kaynatsam ne olur? Bu buharlaşıp böyle ekrana yansır, yapışır. Orada böyle küçük küçük su damlacıkları görürsünüz. Hatta böyle kışın gözlüklü insanlar şeye girdiği zaman, nedir onun adı? Böyle sıcak bir odaya girdiği zaman gözlükleri buhar olur. İşte onlar su buharı. Onlar küçük küçük su tanecikleri. Onları böyle görünür hale getirmiş olalım. Hatta canım çekti. Birazcık su içeyim. Şimdi bu küçük küçük yuvarlaklar yukarı doğru çıktıkça azalıyor. Tamam, burayı anladık hocam. Sıkıntı yok. Bu küçük küçük yuvarlaklar yukarı doğru çıktıkça azaldığı için sıcaklık da azalıyor. Niye? Şöyle düşünün. Güneşten diyelim ki 10 derece sıcaklık geliyor. Sallıyorum kışın. Bu 10 derece sıcaklığın 5'ini zaten diğer katmanlar emiyor. Sonra bu 5'ini bu adam alıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane poşeti var veya 5 tane yuvarlağı var diye düşünün. 5'ini alıyor, bu 5 derecesi diyor. Bu 4'ünü alabiliyor, bu 3'ünü alabiliyor, bu 2'sini alıyor, bu 1'ini alıyor. Demek ki yukarı doğru çıktıkça yuvarlaklar azaldığı için güneşten gelen ısıyı hapsedecek poşetler ya da kutular ya da su buharları da azalıyor ve o yüzden bu bir tane koyabiliyor. Bu ise 5 tane koyuyor. Buraya dikkat edin. Bu daha sıcak oldu, bu daha soğuk oldu. Ve bu daha çabuk ısınır, daha çabuk soğuyacak. Bu bir tane topu var ya, yani şöyle düşün. Ben bir tane bardağımı daha çabuk doldurup boşaltırım. 5 tane bardağımı. Tabii ki bir tane bardağı daha çabuk boşaltıp doldurabilirim. Bu adamın bir tane bardağı, daha doğrusu bir tane yuvarlağı, daha doğrusu çok az atmosfer yoğunluğu olduğu için hemen ısınıp hemen soğuyor. Bu ise yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğuyor. Yani bir tane bardağı ısıtıp soğutmak daha kısa süre, 5 tane bardağı ısıtıp soğutmak daha uzun süre gibi düşünün. Bu yavaş yavaş ısınıyor. Ama yavaş yavaş soğuyor. O yüzden denizler çabuk, yavaş ısınıp yavaş soğur. Karalar ise, yani nemin azaldığı yerler ise çabuk ısınıp çabuk soğur. Bu da işte atmosferin etkisinin temel nedeni. O zaman biz şunu bileceğiz. Coğrafyanın temelini gösteriyorum esasında size arkadaşlar. Yerden yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu, su buharı, nem azalır. Bu azaldığı için de sıcaklık azalır. Ve aynı şekilde denizden içeri doğru, yani karalara doğru gittikçe de azalır. Yani mesela burada 5, 4, 3, 2 diye azalıyor. Burada da gene alçak seviyede olsa bile, yani sıfıra yakın bile olsa, burası düz bir toprak arazi olarak düşünün. Dağların arkasında karasal bir yerde olduğu için bunun da
yuvarlağı azdır, yani nemi azdır, yani atmosfer yoğunluğu azdır. Dolayısıyla bir adam burada diyelim ki der ki ya kardeşim ben burada denizi göremediğim için, karasal bir yer olduğum için, mesela Ankara gibi, Sivas gibi denizden uzakta bir yerde olduğum için hava deniz kenarındaki İstanbul'a göre, İzmir'e göre daha çabuk ısınıp daha çabuk soğur. Biz buna karasal diyoruz, buna karasal diyoruz, buna ise denizel diyeceğiz. Şimdi ne dedik? Bunu söyledik. Yerden geri yansıyan ışınlar ısınır. Bu yüzden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat azalır dedik. Ne dedik başka? Şurasını bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Bakın. Gittikçe azalıyor ya. Bu her 200 metrede. Bunu da yazalım. Her 200 metrede 1 santigrat azalır diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bu kağıtlarımızı kaldırdık. Hem yatay hem de dikey hava olayları görülüyor. Burası da yine troposferin bir özelliği. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz bulutlar troposferin içinde. Tamam, burası önemli değil. Kalınlığını yazalım. Kalınlığı, troposferin kalınlığı her yerde aynı değil. Her yerde aynı değildir diyelim. Şöyle güzel yazımla bir kez daha yazalım. Her yerde aynı değildir. Nerede kalın? Ekvatorda kalın. Niye? Ekvatorda yükselici hareketleri var. Kutuplarda ise ince. Çünkü yer çekimi troposferi aşağı çekiyor. Demek ki troposfer diye bildiğimiz şey esasında bulutlar, esasında atmosferin yoğunluğu. Bakın şurası gerçekten coğrafyanın temeli arkadaşlar. Yani yukarıda mesela uçağa bin daha da soğuk oluyor. Uçağın camını aç daha da soğuk oluyor. Aa, güneşe daha da yaklaştı hocam. Demek ki güneşe yaklaşmak değil, bu bulutlar önemli. Nemlilik önemli diyoruz. Bu bulut burası, buraya biz denizel diyeceğiz, buraya nemli diyeceğiz, buraya sıcaklık farkı az olan yer diyeceğiz, burası yavaş soğuyan yer diyeceğiz. Buraya ise karasal yer, soğuk yer, işte nemi az olan, atmosfer yoğunluğu az olan, çabuk ısınıp çabuk soğuyan yer diyeceğiz. Çöller mesela bu tarz yerler, dağ başları böyle yerler. Hatta yazın yaylaya çıkma sebebimiz de o. Yazın hava çok sıcak olduğu için yaylaya çıkıyoruz, biraz serinliyor. Akşam da hemen hava soğuduğu için rahat rahat klimasız uyuyabiliyoruz. Şimdi gelelim hava durumuna. Artık bundan sonraki konularımız kolay. Atmosferi öğrendik. Nispeten dar bir alanda kısa bir zaman diliminde etkili olan atmosfer koşullarına biz hava durumu diyoruz. Ve hava durumu esasında insanlar için çok çok önemli. Mesela İstanbul'un bir haftalık hava durumuna baktığımızda cuma günü saat 11'de parçalı bulutlu 7 santigratmış. Yağış %4, nem %67, rüzgar 5 kilometre. Sıcaklık yağış rüzgarı veriyor. Burada insanlar için saatlik, günlük ya da haftalık hava durumu bilmek çok önemli. Hepimiz için önemli. Okullar kar tatili olabiliyor. İşte arkadaşlarımızla buluşacaksak ya hava çok soğukmuş dışarı çıkamayız evde oturalım diyebiliyoruz. Günlük hayatın akışı içerisinde planlar yapılırken hava durumu direkt dikkate alınıyor. Öğrenciler mesela sabah okula gitmek için siz ne yapıyorsunuz? Evden çıkacağınız zaman giyeceğiniz kıyafetleri bile hava durumu belirliyor. Yani o anki hava koşullarına bakarak ya ince giyiniyorsunuz ya bir hırka alıyorsunuz ya da çok daha kalın giyiniyorsunuz. Ya da hafta sonu için bir etkinlik planlıyorsan mesela pikniğe gidelim. Hadi gidelim nasıl gidiyorsun? Kar geliyor veyahut da işte yağmur geliyorsa ister istemez hava durumundan etkileniyoruz. İklime baktığımızda ise hava durumu gibi güncel saatlik günlük akşamdan sabaha değişen bir şey değil. Bir bölgede uzun bir süre boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına biz iklim diyoruz. Yani sizin akşam televizyonda izlediğiniz şey hava durumu, coğrafya kitaplarında öğrendiğiniz şey iklim. İnceleyen bilim dalında ise iklimindeki i'yi atıyorsunuz klimatoloji diyoruz. Bu iklimde sadece kış uykusuna tanımlamış arkadaşımız. Şimdi iklimin etkilerine de bakalım isterseniz. İnsan ve beşeri sistemler üzerindeki etkilerine baktığımızda ekonomik faaliyetleri net bir şekilde etkiliyor iklim. Mesela ne yapıyor? Tarımı etkiliyor. Niye? Çünkü yani mesela Antalya'da yetişen muz, Antalya'da yetişen soya fasulyesi Rize'de yetişmiyor. Veya Rize'de yetişen çok yağışlı çay, çok yağış isteyen çay başka yerde yetişmiyor. Niye? İklimle alakalı. İnsanların fizyolojik gelişimine etki ediyor. Kültürel yapıyı etki ediyor. İnsan karakterini etki ediyor. Yerleşmeleri etki ediyor. Başka ne diyebiliriz? Giyim türünü etki ediyor. Başka ne diyebiliriz? İşte şeyleri etki ediyor. Nedir onun adı? Nüfusun dağılışını etki ediyor. Mesela iklimin elverişli olduğu yerlerde neler var mesela? Ne diyebiliriz? Elverişli olduğu yerde güzel iklimler var. Mesela düşünün çok soğuk Erzurum'da karsa biraz daha nüfus az seyrek. Ama iklimin elverişli olduğu, buna bağlı olarak da insan yaşamının ticaret ve sanayiyle daha da geliştiği kıyılarımızda, İzmir'de, İstanbul'da veyahut da işte Antalya'da nüfus biraz daha yoğun oluyor. Niye? Çünkü nüfusun dağılışını etkiliyor. Beslenme alışkanlığını etkiliyor. Niye? Bu sefer insanlar ister istemez ne yapacaklar? Dikkatli bir şekilde davranacaklar ve hızlı bir şekilde mesela diyelim ki Antalya'daki bir adam deniz kenarında yaşadığı için balık tüketmesi lazım. Niye? İyotlu bir şeyler. İyot çok fazla. Veyahut da karasal bir yerdeki adam daha fazla et tüketmesi lazım. Şimdi ekonomik faaliyetler de kendi içinde ayrılıyor. Şöyle bir ekonomik faaliyetler 2, 3,
4, 5, 6 dedik ya, 7, 8 diyelim. Bu bir de şöyle 1A, işte 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G diyelim, kafanız karışmasın. Ekonomik faaliyetler açıklıyor şimdi. Tarım bir ekonomik faaliyet. Başka? Sanayi etkileyebiliyor. Tarıma bağlı endüstri etkileyebiliyor. Turizm etkiliyor. Antalya'da yaz turizmi yapılırken Uludağ'da kış turizmi yapılıyor. Veyahut da ormancılığı etkiliyor. Karadeniz'de nem fazla olduğu için ister istemez insanlar orada ağaç endüstrisinden daha fazla faydalanıyorlar. Ama İç Anadolu bölgesinde yağış çok az olduğu için orman endüstrisi zayıf, ormancılık zayıf. Ulaşımı etkiliyor. Kar yağdığı zaman yollar kapanıyor. Siz de okula gitmiyorsunuz. Oho ne güzel diyorsunuz. Ticareti direkt olarak etkiliyor. Çünkü sanayi ve ulaşım ve turizm bunların hepsi ticaretle bağlantılı. Hayvancılığı da etkiliyor. Bitki örtüsünün mesela diyelim ki iklim eşittir bitki örtüsü bu arada. Yani bir yerin bitki örtüsü o yerin iklimi hakkında çok ciddi bilgi verir. Mesela şöyle düşünün. Bozkır bitki örtüsünün görüldüğü yarı kurak step ikliminde küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Sert karasal iklimde, yazları yağışlı olan iklimde büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Ve ipek böceğinin olduğu yerde ister istemez yani dut ağacının olduğu yerde ipek böcekçiliği yapıyor. Çam ağaçlarının, çiçeklerinin olduğu yerde arıcılık yapılıyor. Sadece kümes hayvancılığı ve besi ağır hayvancılığı iklimden bağımsız. Bunları da bilmemiz lazım. Yeryüzündeki doğal sistemler etkisine baktığımızda yeryüzü şekillerin oluşumuna etki ediyor. Ne oluyor? İster istemez çok yağışlı yerlerde veya bitki örtüsünün zayıf kurak kurak yerlerde farklı iç dış kuvvetler etkili oluyor. Şöyle düşünün. Sel suları peri bacalarına sebebiyet verirken şeyler nedir onun adı? Rüzgarların etkili olduğu mantar kayalar, tafoniler, yardank gibi şekiller hep böyle iklimin daha kurak olduğu yerlerde görülüyor. Toprak oluşumunu etkiliyor. Toprak eğer yağmur yağmazsa ne olacak? İster istemez sulanmayacak, ıslanmayacak. Islanmayınca toprak oluşumu yani kimyasal çözülme zayıflamış olacak. Çok fazla yağmur yağarsa da bu sefer toprakta çok fazla yağmur olduğu için sular toprağı yıkayacak ve bu sefer toprak tuzsuz, kireçsiz kalmış olacak. Yani her şeyin fazlası zarar. Kayaçların çözülmesini etkiliyor. Fiziksel çözülme dediğimiz mekanik çözülme çöllerde çok fazla, karasal yerlerde çok fazla, gündüzden gece sıcaklık farkı olduğu için. Bitki örtüsü zaten eşittir iklim demiştik. Yani şöyle düşün, Antalya'nın maki bitki örtüsüyle Karadeniz'in orman bitki örtüsü, İç Anadolu'nun Sivas'ın, Ankara'nın bozkır bitki örtüsü farklı. Akarsunun debisine yani akım şiddetine ve akarsunun rejimine de etki ediyor. Akarsunun rejimi şu, hep düzenli akıyorsa hep yağış var demek ki. O zaman akarsunun rejimi düzenli ama yazın kurak, kışın hızlı akıyorsa bu da düzensiz akarsu rejimi olacak. Hayvan türlerini nasıl etkilediğini söyledik hayvancılıkta. Denizlerin tuzluluğu da ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmış oluyor. Çünkü sıcaklık azalıyor. Şimdi gelin iklim hava durumuna bakalım. Burada bunu soracak hocanız çünkü size. İklim geniş bir bölge için geçerli. Mesela Akdeniz iklimi dediğimizde Akdeniz çevresi geniş bir bölge. Burada ise hava durumu dar bir bölge. Yani Akdeniz'deki hava durumu diye olmaz. Ne dersin? Antalya'nın hava durumu dersin. Hatta Antalya'nın ilçelerinde bile farklı hava durumları olabilir. Dar bir bölge için geçerli. Dar bir bölge için geçerli yazıyorum. Bu kelime orada içine geçer. İklim milyonlarca belki binlerce yıl yıla meydana geliyor. Yani uzun bir sürede oluşur diyelim iklim bir yerin iklimi bir günden ama bu hava durumu kısa sürede kendini belirliyor. Kısa sürede meydana gelir diyelim. Kısa sürede siz hemen şeyi görebiliyorsunuz nedir onun adı? Havadaki karı, yağmuru, sisi, bulutu görebiliyorsunuz. İklim bir kesinlik bildiriyor. Niye? Yani Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Git Akdeniz'de yazın hiçbir zaman kar yağmaz. Dolayısıyla bu kesindir. Ama Antalya'da bugün kesin yağmur yağacak diyemezsiniz. Yağabilir, yağmayabilir. Dolayısıyla bu tahminidir. Genelde tutar artık uydudan görüntüler sayesinde tahminidir. Ama yine de %100 diyemeyiz. Bu araştıran bilim dalına biz klimatoloji diyoruz. Klimatoloji. Bunun araştıran bilim dalına ise meteoroloji. Meteoroloji diyoruz. O zaman şimdi hızlı bir şekilde özetleyecek olursak. İklimle hava durumu arasındaki farkı bilmemiz lazım. Bunu hocamız sınavda sorar. Ve burada size şunu da söyleyeyim. Ödevler de vermek istiyorum. Bakın. Burada coğrafya akıl notlarımızdan mutlaka çalışmanız gereken kısımlar var. Onları gösterelim harita bilgisinden sonra. Şu kısımlar bakın. Atmosferin katmanları, iklim, hava durumu, sıcaklık, bakı. Buraları güzel güzel çalışın. Basınç ve rüzgarları gelmeden önce kısma çalışın. 0'dan 9'a kitabımızı açtığımızda ise coğrafya kitabına baktığımızda burada iklime giriş yapıyoruz artık. Birincisi atmosfer özelliklerini burada size detaylı bir şekilde anlattık. Sayfa 64, 65, 66, 67'den mutlaka konuları çalışıp soruları çözmenizi istiyoruz. Tak coğrafyaya baktığımızda ise tak coğrafyadan da ödev verelim. Şöyle. Burada da sayfa nerede? Atmosfer iklimi. Burada Türkiye iklimi.
iklim elemanları, hava durumu, iklim, atmosfer, hava olayları. Burası. Sayfa 66, 67. Bakın şu az önce yükseklere doğru sıcaklık hazırla demiştik ya. Sayfa 68 ve 69'u net bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Burada tabii çıkacak soruları şimdiden tahmin edebiliyorsunuz ama yine de şöyle göstermek gerekirse. Şurada mesela diyelim ki size şöyle bir şey sorabilirler. Bunları zaten sıcaklık ünitesine gelince göreceğiz. Şimdi şurada bir dağ var demiştik hatırlarsanız. Şurada deniz var demiştik ve bu denizde şuraya bir gemi koymuştuk deniz olduğunu anlamak için. Şuraya bir adam çizmiştik. Bu bir numaralı adamdı. Şurada iki numaralı adamdı. Hangi soğuk, hangi sıcak diyebilir? Bu sıcak, bu soğuk. Niye? Yukarı doğru çıktıkça atmosferin yoğunluğu azalacağından sıcaklık da azalıyor. Burada 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 diye gidiyor. Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi sıcaklıklarını söylüyorum bunların. Diyelim ki bu dağın yükseltisi 5000 metre olsun. 5000 metre yüksekliğinde dağ. Bir kere buranın soğuk olacağını biliyorsun. Fakat ne kadar soğuk? Burası da deniz kenarı her zaman 0 metredir. Bu adamın sıcaklığı diyelim ki kaç olsun? 29 santigrat derece olsun. Bu adam yaz yaşıyor. Acaba bu adam ne yaşayacak? Hep beraber bulacağız şimdi. Bakın. Sıcaklık her 200 metre. Bunu şey konusuna gelince, sıcaklık konusuna gelince daha detaylı göreceğiz ama ben şimdiden anlatmak istedim. Her 200 metrede 1 santigrat azalırsa ne yapacağız? Biz 5000 bölü 200 dediğimizde kaç çıkıyor? Şu sıfırlar gider. 52'ye böldüğümüzde 25. Demek ki 25 derece azalacak sıcaklık. 29'dan da 25 çıkardığınız zaman 29 santigrat eksi 25 çıkardığımız zaman 4 kalıyor. O zaman bu adamın sıcaklığı 4 santigratmış. Yani bu adam yaz yaşarken bu adam bildiğin kış yaşıyor. Niye? Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalıyor. Çünkü atmosferin yoğunluğu azalıyor. Çünkü güneşten gelen ışınlarla değil, yerden yansıyan ışınlarla ısınıyoruz. Burada sebebiyet veren atmosfer. Bununla alakalı mutlaka buradaki soruları çözün. Yoksa anlattıklarım uçup gider arkadaşlar. Şimdi şuraları bir kez daha özetlemek istiyorum. İklimin ne olduğunu gördük zaten. Keko bir şeydi. Hava durumundan ne olduğunu gördük. Günlük bir alaydı. Kısa süreli bir olaydı. Troposfer en önemlisi. Bakın sınavda size en çok troposferi soracaklar. Troposfer iklim olaylarının görülmesini sağlıyor. Troposfer sıcaklığın bize ulaşmasını, ısının, sesin ulaşmasını sağlıyor. Ve troposfer aynı zamanda ekvatorda kalın, kutuplarda ince. Devam ediyoruz. Mezosferde meteorlar parçalanıyor. Stratosferde ise ozon tabakası var. Bunu da bilmemiz lazım. Egzozfer en son arabanın egzozu gibi en dış katmanı ama termosfer radyo dalgalarının yayıldığı iyonosfer katmanı. Düşünsene iyonosfer olmasaydı benim sesim size giderken araya böyle saçma sapan radyo dalgaları da girecekti. Ve dolayısıyla atmosferin katmanlarını da hocanız size sınavda soracaktır. Atmosferin görevlerini de %100 soracak. Atmosfer olmasaydı ne olur diyecek. Atmosfer olmasaydı yağmur yağmazdı. Atmosfer olmasaydı sular olmazdı. Nefes alamazdık. Isı dağılmazdı. Işık dağılmazdı. Gündüzden geceye sıcaklık farkı çok fazla olurdu. Bakınız çöller gibi, atmosferin zayıf olduğu yerler. Dolayısıyla bunları bilirseniz sınavınızdan güzel bir not alırsınız diyorum. Ama dediğim gibi ödevlerinizi yapmazsanız hepsi boşa gider. Şimdi ödülü sorumuzu yapıyorsunuz. Yorumları yazıyorsunuz. Şimdiden başarılar diliyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere.